Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz'da kurbanlıkları çekmeye başladığımda gelmiştim buraya. Akyurt Kızıkköy'ü Kurban Amca'ya. Bugün 25 Ağustos. Yaklaşık bir ay sonra yani yine buraya geldik. Çok istek vardı. Kurban Amca'yı bir daha ziyaret et. Bir daha gör. Tatlısını yemedin, kavurmasını ye. Küçük buzağları vardı. O küçük buzağları bir daha görelim diye mailler geldi. Onun üzerine tekrar geldik. Tekrar Kurban Amca'yla muhabbet edeceğiz. Ahırı doluydu. Şimdi boş herhalde. Ya da ne var ne yok bilmiyoruz. Göreceğiz. Tekrar iyi seyirler. Tekrar selamünaleyküm Kurban Amca. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo. Bunlar senin has hayvanların. Has hayvanlarım. Bunlar süt hayvanları. Süt. Süt hayvanları. Bak bu simentel. Kırmızı simentel. Kırmızı simentel. Bu 3 ay sonra buzalayacak. Ha, şu anda gebe. Bebesi var yani şu anda. Tabii şu anda karnında gebe. Ha. Ya bunu doğum yaparken çağır çekeyim ben Kurban Amca. İyi olur. Bak şu yakında yapacak. Şu belki de Eylül'ün 10'unda falan doğum yapacak şu. Şu. Heh, o. Beşiktaş'ta. Tabii. O da simentel. O siyah. Bu kırmızı esas simentelin şeysi bu. Bu 10-15 gün sonra şey yapacak, doğum yapacak. Ama 15 gün sonra Allah'ın izniyle geliriz. Bunlar Allah hoş deyin. Bunlar hep sütünü, bunlar hep gebe. Bunlar hep kırçalını. Gebe. Bu gebe. Gebe. Oo maşallah. Buzağların olacak yani. Bunlar hep şunlar tamamıyla gebe. Şimdi bunlar gebe ama süt veriyorlar değil mi? Tabii canım tabii gebe ama süt veriyor bunlar. Bunlar mesela 3 ay kala bunları sütten kesiyoruz bu şeyleri. Sağmıyor. 3 ay kendisi dinleniyor. 3 ay sonra buzalattan sonra tekrar sağlamaya başlıyor. Çok ilginç. Bunlar da? Bunlar dana kurbanlıktan şeyden bunun gözü sakatıydı. Satmadık. Satmadık. Gözü sakat olmaz. Sakat hayvan kurbanı olmaz. Evet. Bir gözünün biri anadan sakatıymış. Bu geçen senenin buzağları şunlar. Danaları şunlar bu senenin. Ben geldiğimde küçükler vardı bunlar. Ha işte bunlar. Ha ben geldiğimde. Bak şunlar. Şu böyle kahırda çektiklerimiz şunlar. Bak ha, bunlar cins yani şu anda. Cins tabii. Hepsi bunların ikisi ikiz bak o zaman da vardı kabak. Anadan kabak boynuzu yok bunların. Boynuzu yok. Şu ikisinin. Şunlar sen şeyde çektik herhalde onları da çektik. O küçük bir yerdeydi bunlar. Küçük bir yerdeydi oradaydı. Ne kadar da büyümüşler maşallah. Bunlar hep yim yiyor, yim. Yim yiyerek yapıyorlar. Bunlar ya. Boynuzu olmadığı için kabak yiyiz yani. Tabii. Bununki çok belli oluyor da. İkisinin de boynuzu yok. Beyaz olduğu için fazla şey yapmıyor. Evet. Bunlar de. Her şeyin küçüğü sevimli olur. Tabii. Her şeyin küçüğü sevimli olur. Bunlar kendimizin kendi ev hayvanımız bunlar. Kendi ev hayvanımız. Kendi yerli hayvanımız. Yani. Bunlar tamamıyla. Şunları yeni aldım ikisini. Bunlar sütünü. 3 ay kala kesiyoruz. 3 ay kala kesiyoruz. 3 ay kala bunun şeysini keseriz. Bak şu hayvan tam 3 aydır dinleniyor. Bu hayvan 3 aydır dinleniyor evet. Ben 3 ay kala keserim. Şeysini. Yani sütten kesiyoruz. Sütten kes, sağmıyoruz yani. Sağmıyoruz. Tabii. Kesim deyince hayvana yanlış. Şimdi şöyle sağdığın zaman o karnındaki buzağı var ya zayıf olur. Olmaz. Sonra bir de tekrar buzaldan sütü aynı sütü vermez. Dinlenmesi lazım. Evet. Hayvan dinlendi biraz. Doğuruyor ondan sonra. Tabii. Kendi yavrusuna bakıyor ondan sonra da tekrar. Tabii. Su içiyor bak şey onu ha. Suyu da böyle içiyor. Sustasından ha. Onu görsün de işte bak. Güzel, sen 15 gün sonra doğum yapacak mısın? Geleceğiz Allah'ın izniyle. Şu 15 gün sonra doğum yapacak o. O yine doğum yapacak. Şunu da mı sayıyoruz? Tabii. Süt makinesi. Süt makinemiz de bu. Bu süt makinemiz de bu sağ makinesi. Bu sağıyor. Bundan çarşının diğerine takıyorsun. Onları memelere takıyorsun dördüne de. Yalnız birine takıyorsun. Birine takıyorsun. Bunlar sağıyor. Bunlar yani iki tane birden doğuruyor mu yoksa tek de mi doğuruyor? Yani? O iki tane vardı ya hani baktığımız. Geburaya gidelim istersen. O iki tane baktığımız. Başına, şey, bunlar ikiz. İkiz. Onların birisi bızaladı. Biz bir tane biliyorduk. Bilmiyoruz ki ikiz olduğunu mesela. Trosyona mı koyuyoruz biz?
kadınların hamilesi gibi olduğu gibi kadının kırık belli oluyor. Gidiyorsun doktoruna. Hayvanda belli olmuyor. Hayvanda bilemiyorsun ki bak. Şunların ikisi ikiz doğdu. Şu önce doğdu. Şu önce doğdu. Şu. Evet. Bu önce doğduktan sonra aradan biraz geçti. Biz bu buzayı kuruttuk, aldık, bağladık. Öndeydi bu. Ana. Benim oğlan içeri giriyor, bir buzağı daha vurdu. Ana. Bakıyor, arkasından da bu olmuş. Allah Allah. Tabii, bir saat sonra falan. Enteresan. Ya, öyleymiş bu. Bu bundan büyük sayılıyormuş. Sonra doğan. Neyse. Bunu ben de bilmiyorum. Evet. Minik minik. Evet. Bunlar erkek mi dişi mi? Dişi. Dişi, dişi. Bunlar şuraya kadar dişi. Evet. Bunlar hep gelecek senin damızlığı. Bunlar inek olacak hepsi. Gelecek sene aynı onların gibi inek olacak. Bunlar arkada duruyordu ben ilk çektiğimde. Bunları buraya aldın yani. Tabii buraya aldık. İçeriye aldık şimdi gayet. Kurbanlıkları da getirdin mi? Tekrar vardı. Kurbanlıkları ne zaman getiriyorsun? Kurbanlıkları ben üçüncü ayı o arada getiriyorum. Evet. İri mal, büyük mal alıyorum ben. Alıyorum, bakıyorum. Tabii etli mal alıyorum. Bakıyorum 3 ay 4 ayda kendim. Ondan sonra veriyorum. Yani bunlar kardeş. Tabii kardeş, ikisi kardeş. Aynı iğne bak, şu iğne. Ha, anneleri şu mu? Anneleri o. Anneleri şuradan. Evet, anneleri o işleyecek. Bu sene hamile mi yine? Tabii. Ha, bunlara hamile. Yine kardeş gelecek. Tabii. Hadi bakalım. Aileyi genişletiyor. Tabii. Aileyi genişletiyoruz. Aslında da orada bir inek, kırmızı çıktı onunki de. Kimisi kırmızı çıkıyor, kimisi şey çıkıyor. Şu mondukon bak. Şu da simentel, kırmızı. Evet. Şu mondukon. Mondukon cinsi bu. Mondukon cinsi bu. Bu da nelerdi? Şu üçü de mondukon bunlar. Bunun gözü... Bunun gözü sakat, öbür gözü sakat. Bak gel. Bak. Ha, görmüyor. Bak. Görüyor musun? Gören gözünü. Ha. Baktım ben ne bilmiyordum. Allah Allah. Şuraya girdim. Dananın çözüyorum. Danıya elimi atıyorum böyle. Dana hiç kebil dertmiyor. Allah Allah. Vallahi yoksa ben bilmeyerek satacaktık bunu. Radyodun bebeler olsun bu dananın gözü görmüyor. Bu kurban olmaz sakın satmam. Kontrol ettik. Hakikaten görmüyor. Ondan sonra satmadık. Kestireceğim. Ne olacak? Öyle 12 bine vereceğine böyle 10 bine verin. Yani. 2 bin lira beni kurtaracak mı? Ben öyle satmam abi ben. Öbür dünyada 2000'lerde hiç... 150 milyar iki trilyonlar dünya olsa kurtarma. Kırmızı simental. Simental bu. Evet. Bak o kırmızı simental de şunun orada küçük buzağı var ya. Aha. Şunun. Şunun. Heh. Allah Allah. Vallahi o kırmızı simental onun. Kendi siyah beyaz o kırmızı beyaz. Bu da simental de. Bu siyah beyaz inekten böyle oldu. Onunla da böyle oldu şişecik. Kırmızı oldu. Evet. Kurban amca senin var ya, böyle çıktığın zaman şu kavak ağaçları falan var ya, oksijen. Evet. Mis gibi valla. Köyün girişi mis gibi valla var ya. Şehirden geliyorsun, hemen fark ediyorsun yani. Tabii hemen. Yaşlanmaz insan burada. Evet, doğru. Şeye bakalım makineye. Buraya mı? Hı. Kapaların arasına git. Sen. Burası yine yemlik. Arpa kırması. Kırmayı kırdık. Buraya yığdık. Bunu hep mal yiyecek. Aldığın mallar yiyecek. Tabii aldığın mallar yiyecek. Daha var arpa 30-40 ton, 50 tona yakın arpa var. Hazırlığı ne yapıyorsun ya? Yani? Hazırlığı ne? Bu şimdiki yerimiz vardı. Kırdık koyduk. Öbür tarafı da duruyor. Ondan hani sonra bu bitikçe yani, bir daha kıracağız. İşi bilmeyenler diyor işte yemez, zam geldi, şuna zam geldi ama böyle şimdiden hazırlığını yapan, tabii. Tedarikli olan tabii. Sıkıntı yaşamıyor. Ben hiç mesela 200 dönüm yer ekiyorum, 250 dönüm yer ekiyorum, bir tane arpa satmıyorum. Tamamını mallar yiyor. Evet. Mal yiyor. Şu cihazda şey yapıyor herhalde. Evet, bu cihazda zahara karıyor içindeki şeysini. Gel içinde çek bakalım bana. Bu zahara niye koymuş ola? Şöyle heh. Alıyor, tık 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 tık, balya şeklinde istikliyor. Atıyorum buradan sapı, böyle döne döne. Bunu şey yapıyor,
saman yapıyorsun, yemin de atıyorsun. Hı-hı. Suyunu karıştırıyorsun. İşte ne atacaksan içine bunu atıyorsun. Ondan sonra çeviriyorsun, çalışıyor bu. İyi. Çok güzel. Ne? Düzeni tertibatı kurmuş kurum amca. Tabii. Ondan sonra da arabayı daha kışkırın altına açıyorsun, dırırt boşalıyor. Doldukça araba götürüp veriyorsun. Doldukça götürüp veriyorsun. Zaten şurada yapılmışları var. Karşıda. Saman balyaları. Evet. Aynı zamanda kurban amcanın kesim. Evet, kesim yeri. Kesim yerinde. Mezbahanı, mezbaha. Seneye burada evet. Yine kurbanda tıkır tıkır. Tabii tabii. Dur, traktörü çek. Besi çipliyor işte. Traktöründen, sabanından, samanından, her yerinden tamamen çiftçilik kokuyor yani. Yıllarını vermiş kurban amca buraya. Bu da kurban. Torunu kurban. Selamun evet. Aleyküm kurban. Aleyküm selam. Bir koyma orayı oğlum. Orayı bir koyma, orayı koyma. Orayı doldur. Koyma, koyma. Ya çalışıyor orada balyası. Şeysi. Oraya koyma. Şunun altını doldur alt altına. Kurbanlıklar geldi mi? O içerideki hayvanlar buraya geldi. Tabii ki buraya çıkması kurbanlıklar geldiğinde onları buraya çıkaracağız. Burada şey diyor. Şimdi dışarıda durmanın bir anlamı yok dedik. Şimdi hayvanlar süt. Tabii süt hayvanı. Artı damızlıklar. Artı damızlık hayvanımız. Evet. Kurban amca bize bir sofra hazırladı. Yani başından beri şu anda. Ve kurban amcanın çobanı. Seni tanıyalım abim ya. İsim Hasan. Nerelisin? Afganistan. Afganistan. Afganlar genelde çoban oluyor ya. Evet. Türkiye'de. Zaten bunlar olmazsa bizim halimiz perişan. Kim de bakmaz. Kurban amca kavurmayı ben yemeden gidemezsin ye. Dedi. Evet. Baydonuz ki ya. Taze taze değil mi? Tabii taze. Kendi biberimiz, kendi domatesimiz. Sadece bamyanın tohumu, Sadece üzümü satın alma, tereyağı, yoğurt hepsi kendi ürünümüz. Evet. Bunların hepsi. Vallahi tam öğle saati acıktık da yani. Ne? Baban amca. Evet. Tam dek geldi değil mi? Aynen. Aynen şeye dek geldi. Kurban amca bu peynirler senin kendi peynirin değil mi? Kendi peynirim. Yoğurt kendimizin. Her şeyi kendimizin. Yoğurdun tadına bak bakayım senin. Satın aldığın yoğurt gibi mi? Ben birinden yoğurt aldım. Koyun yoğurdu diye beni bir kandırdı. Bir de 20 lira dedi bana. Böyle bir kasede. O 3 kiloymuş. Kapıya geldi. Ben 20 lira deyince 20 lira verdim. Doğru. Koyun yok dedi abi dedi 60 lira. Ana. 3 lira. Hani kapıdan da geri çevirmek istemedim. Elimi de uzattım. Dedim hadi. Yani yedik mi yoğurdu? Yemedik. Yemez. Doğru. Her kişinin yoğurdu da yenmez. Aa, mis gibi vallahi. Yoğurdun çalmak çok önemli bu yoğurdu. Yani kese yoğurdu gibi. Çok güzel bir tadı varmış ya. Tabii. Yani herkes evinde peynir yoğurdu yiyor ama. Ne türlü yiyor? Nasıl üretiliyor, nasıl şey oluyor? Onu hiç bilmiyor. Ne? Onu bilmiyor. Bir de sütler gitmeye verdi. Bu hastalığın şişine Ankara'da satılmadı. Ebedi peynir yaptılar. Sattılar. Ya. O da nasıl emek? Zor. Yani. Yani insan 5 kilo süt alıp evde yoğurt yaptığı zaman kaç saat bekliyor? Ha. Sen yoğurdu yapıyorsun. Akşam acana ondan uğraşıyorsun. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün uğraşıyorsun. Öyle hemen lafına olmaz. Eziyetine ne olur? Kazı sofrasına konanı biliyor değil mi? Ananın ben bunu şunu aldım. Hay geliyor buraya kurbanına. Ya bunun maliyeti bu diyorsun da adam inanmıyor ya. Ben de sana bizim memleketten, bizim zeytinden getireyim. Bir de zeytinyağından getireyim. Sen de bizim ürünleri bir tat bakalım.
He, biz peynirle yoğurdu taktık o kavurmadan mis gibi. Bütün yağı kaça getiriyorlar? Ya biz kendimiz yani öyle. Kendimiz de hani satılsa. Yani normalde bir yıl beklemişse 25 TL. Kilo bu. Evet. Bir litresi. Ya. Ama. Ya. Ya. Aldık biz aldık. Bir sene aldık. Sabahları. 30 kilo. Banıp banıp yerler çocuklar. 30 yani. Kilo aldık biz bir zaman. Kaç sene oldu? 3 sene oldu mu? Oldu. 4 sene oldu. 3 yıl. Ama yağıydı, hakikisiydi. Yani. Tam yerinden aldık. Köyden aldık, kilisten aldık. Kilis. Köyünden aldık, köyünden. Böyle köyü taştı. Tanrı arkadaşın da yerinden aldım. Bunlar... Kendileri yakarmış. Fabrikaya götürdüm. Dışarıya zaten fiyatı değişiyor yani şimdi. Daha şu böreklerini ya, çekinme bak. Yavaş yavaş. Ha, yavaş yavaş oğlum. Börek neymel değil. Hiç çekinme. Aynı geldim, hiç çekinme. Benim eve gelen... Ben çekinmem. Ya çekinecek olsak oturmayız ya. Kurban hem de hep ürünleri yetişti. O yüzden taş gibisin. Ha. Ben hiç şehre hiç gitmedim ben. Ev götürmedim. Kendim şehirde çalıştım. Akşamları geldim buraya. Ha, en iyisini yapmışsın. Orada hiç hiç. Hava güzel. Evet taraf güzel. Sebze, meyve hepsi kendinin. Kurban amca geldik. Hoş geldiniz. Bir ay sonra geldik yine. Allah razı olsun bizi kabul ettin. İnşallah. Tamam her zaman kabul ederiz. Karnımızı burnumuzu doyurdun. Tamam. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Benim yemeğim yenmezse korkarım. Yenirse sevinirim. Aynen. Ha. İşte izleyicilerimiz, takipçilerimiz diyor abi hayvan videosu çek diyorlar ama şu anda yani besicilik daha başlamadı. Yani evet. Hayvanlar bu Ankara hayvanlar geldiği zaman nereden alıyorsunuz? Mesela bu çubuk pazarından alırdık. Ondan sonra Çorum'a gidilir. Yani istediğin Çankırı'dan, Kastamonu'dan doğuya gidip getiren var. Doğudan getirip burada satanlar var pazarda. Ahırlarından gidip alıyor. Yani böyle. Yani. Ondan sonra besliyorsunuz, kurbana hazırlıyorsunuz. Tabii besliyoruz, kurbana şimdi, hazırlıyoruz. Onun haricinde şimdi baktınız böyle damızlık, süt yani için, yoğurt için. Şu anda o mesela 12. aya kadar, 1. aya, 2. aya kadar şimdi o kendi öz hayvanlarımızla yani süt hayvanlarımızla kendi hayvanlarımızla uğraşıyoruz. İyi, çok güzel. Ondan sonra da kurbanını koyuyoruz 12. ayda, 1. ayda. Kimisi yeni şimdiden alıyor, ufak alıyor. Onu şey diyor. İyi. Ömür böyle geçip gidiyor yani. Ne ömür böyle geçip gidiyor işte. Bitti ömürler, bitti. Bitti. Bitmemiş daha, dur ya. Bitti, bitti. Birazcık hastalık oluyor ama olsun. İnsan hastalık, böyle... sağlık. Yani sağlık önemli. Tabii sağlık önemli. Sağlık önemli. En önemli sağlık. En önemlisi sağlık. Yani. En önemli olan sağlık zaten. Eskiden biz ikimiz bakardık hayvanlara. Bebeler hep işteydi, ikimiz askerdeydi. Resmenliği, çiftçiliğini... Beraber yapardık. Anacığımla birlikte. Tabii başka adam da yoktu bile. Çoban, çoluk, çocuk kimse yoktu. İşte çabukça çöktük. Çalıştıkça evet. Tabii yoruldu. Vücut tamamen. Şimdi dinlense de dinlenmiyor yani. Sancının uzunun içinde duruyor. İtalyan ek getirttirdim de elinden sağardın ekler. O zaman makine de almadık. Vallahi elinden sağardık. Elle sağ sağ 12-13 tane inek vardı elinden sağardı. Bir inek kaç litre süt veriyordu mesela? O mesela o inekler Almanya'dan geldi diyeyim. 30. 30 litre. Tabii. 10 tane inek 300 litre. Sağ babam sağ. Adamın eli öyle kıvrak sağardım ki makine o kadar sağayamazdı. 95'te makine mi? Belki ağır sağıyor benden dedi. Makineyle ne uğraşacağım ama an elimle sağarım. Boşmuş hep boşmuş. Ya şimdi ya. Acısı çıkıyor. O inekler Almanya'dan getirdiydi Tansu Çiller. 96'da bize çok ucuz, faizsiz verdiydi. Bir tanesi vardı 40 kilo süt verdi. Maşallah. Hamdi Veli'ne 35-40 kilo süt verdi. Evet. Vallahi Hamdi Veli'ne yani ilk buzağısı. Zaten ilk buzağılarını biz de buzaladılardı. Yani kurban amca işin kısası şu. Yani sözün özü şu. Hayvancılık kolay değil. Çok tabii, zor. Hayvancılık kolay bir şey değil. Hayvancı her kişi de hayvancılığı bilmeyen yani. Adam yilli biter. Allah.
Hayvanın dilinden anlamayan adam yili biter. Öyle ben alırım da çobana teslim ederim. Şuna bak o yili biter. Çoban mutlaka olmaz. Ya. Kendin ya. İçinden bileceksin. Hele bu sağlığı süt ineğini kendin bir kere dilinden anlayacaksın. İçine aynı çocuk gibi girecek. Olur. Her gün girecek. Her gün bak. Onun çoban bakar akşam gider. Ha. Ben gece 11-12'de bir ahıra girerim. Niye? Dolaşan mı var, kakan mı var, şeyden mi var? Yoksa yılarından sıyrılıp, boşalıp öbürünü süser, öldürür, onların var. Hep onlara bakarım, ondan sonra tekrar gelir yatarım. 11-12. Öyle malcılık olmaz öyle. He? Çoban akşam zahrasını giriyor, yemeğen deniyor, kaybolup çekip gidiyor. Nesine gerek yok? Tabii. Çoban maaşına bakıyor. Tabii. Yine iyi, benim çobanım iyi. Benim yani çobanım malı, çok iyi. Yani malı bilecek adam, bilecek, dilinden anlayacak. Her tamam. Şeyisini bilir bak. Hepsini. Baba şu şöyleymişti. Diyor hemen. Ya. Aynı evimin adam oldu yani. Ama gidecekmiş çok ya. Çok acıyoruz. Çok üzülüyor. Öyle diyorum. Hasan çok sayıklarım diyor. Tabii Hasan. Bir evladımız gibi oldu yani. Gözlerinden yaş da boşaldı. Teyze. Ben hemen belli oluyor yani. Abi. Çok sevdiğiniz. Ya. Yani kolay değil yani 5-6 sene. 5 sene tam bir fiil burada. Bir 24 şey. Saat burada yani. Hiç ayırmadım. Bir gün çocuklarımdan ayırmadım ben onu. Üstünü tuttum, üstünü, onlardan üstünü tuttum. Ya kapındaki işine bakmazsın. Allah onu soracak. Sorar yani öbür dünyada. Onu da Cenab-ı Allah yarattı. Ben de seni de. Evet. Hiçbir zaman yarattı. Ayırmam ben onu. Onu fakir çoban diye onun başka birisi yarattı. Onun üstünü, başını, kendimi, kendimden üstün yapacağım onu. Allah Allah. O pis, o pis olursa sen de pissin burada. Ya. Onun üstün başı pis olursa sen de pissin. Bizim Anadolu insanımız böyle. Tabii. Bizim Anadolu insanımız böyle tabii. Yani. Yedirir, içer, bakır, hiç de bir laf etmez yani. Tabii. Yok, olmaz o. Onun çizgi kalmaz. Kurban amcamıza teşekkür ediyoruz. Anacığımıza teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir şey değil. Bir tane doğum var dedi 15 gün sonra. Ararsa geliriz doğumu çekeriz. Onu göremeyiz belki biz. Yani, kendi gece imzalıyor hayvan. Hani olursa olmazsa da sıkıntı değil. O gece ne imzalıyor onu çok zaman dekkelemiyor. Yani, hissek ki sabaha karşı sabahleyin buzağı yanımda yatıyor. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz Kurban amca. Bir şey değil. Kesenize bereket. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Her zaman kapımız açık. Her zaman kapımız açık. Her zaman. Amin. Buyur gel. Her zaman geliriz artık. Her zaman açık. Hiçbir zaman çekinme. Evin gibi gel, evin gibi git. Bunu iyi bil yani. Arkadaşlar geldik. Tekrar ziyaretimizi yaptık. Kurban amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Konukseverliğinden dolayı. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeninde bulup abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler.